Selam arkadaşlar. Bugün değişik bir örnek yapmak istiyorum. Aklıma bugün geldi dedim. Bunu da bir sizinle paylaşayım. Belki işinize yarar. Şöyle internetten arkadaşlar bir zil sesi indirdim. Yaklaşık 9-10 saniyelik bir zil sesi. Şimdi bazı iş yerleri için belli saatlerde zil çalıp işte çalışanların ara vermesini veya işe başlaması için böyle bir program yazalım. Piyasada bu işi yapan cihazlar var. Cihazı alıyorsunuz 400-500 TL'ye. Orada belli saatlerde programlıyorsunuz. Saat 9'da işte zil çalsın. 9:50 geçe işte ara versin. Örneğin bir tekstil firmasında çalışanlar için geçenlerde de tanıdığım böyle bir cihaz satın aldı. Dolayısıyla hemen hemen aynı işi yapacak bir örnek yapalım. Bir Excel'de bunu nasıl yaparız? Nesine paylaşayım belki de işinize yarar. Önce bir Excel çalışması açıyorum. Çalışma kitabı. Ve bunu arkadaşlar farklı kaydet diyorum. Masa üstüne makro içerebilen çalışma kitabı diyorum. Programın ismini de zil programı diyorum. Kaydete bastım. Dosyamı kaydettim arkadaşlar. Benim zil isimli MP3 dosyamı da şöyle D'de aldım şurada. Zil diye bir dosyayı buraya aldım arkadaşlar. D'de kalsın. Gerçi bende F midir ismi? Evet F'de. Tamam. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Şöyle biraz genişleteyim. Kayıtta mıyız? Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geliştirici sekmesine geliyorum. Buraya iki tane buton çizeceğim. Bir tane şuraya. Bunu kopyalayıp bir tane de buraya aldım. Özelliklerini açtım. Buna BTN başla diyorum. Caption'a da başla. Şuna da BTN dur diyorum. Caption'a da dur yazıyorum. Şimdi burası tamam. Aslında yan yana da olabilir. Ya da alt alta olsun. Şöyle. Şurası arkadaşlar zaman planı. Buraya plan diyorum. Planlama diyelim. Buraya da durum diyelim. Şimdi buraya mesela şu anda saat 03:16. İşte 03 neyse bunu sonra yapalım. Şimdi amacım şu. Buraya bir saat çalışacak arkadaşlar şurada. Şöyle. Örneğin sabah saat işte 9'da çalsın. 9:50 geçe tekrar çalsın. İşte 10 dakika aradan sonra saat 10'da çalsın. Saat 10:50 geçe. Bu şekilde gün boyu bir planlama yapacağız. Buraya saatleri yazacağız. Ve çaldığı zaman da buraya bir X işareti falan koyacağız. Dolayısıyla böyle bir uygulama yapacağız. Şimdi hemen ekleden bir metin kutusu da alıyorum şuraya. Şuraya bir metin kutusu. Bu metin kutusunun dışını tıklıyorum arkadaşlar. Sonra bu adres satırına gelip buraya eşittir diyorum ve şu A1 hücresine tıklıyorum. Enter'a bastım. Dolayısıyla artık A1 hücresine ne yazarsak mesela 10 0 0 0 0 dediğim zaman bakın aynısı burada da yazıldı. Bunu şöyle biraz büyütüyorum. Ondan sonra şöyle ortaladım. Hatta istiyorsanız zeminini de siyah yapayım. Yazı rengini de beyaz yapalım. Biraz daha büyütelim. Kalın yapalım.
Tamam. Burası bizim saatimiz olacak. Görünümden de kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şuraya bir çerçeve verelim arkadaşlar. Burayı da ortalayalım. Bunun formatını da saat yapalım. Şu alana da yine planlamanın yapılacağı şu bölgeyi de yine çizgileri göster. Etrafına kalın çerçeve veriyorum. Duruma da aynı şekilde çizgileri göster. Etrafına da kalın bir çerçeve çiziyorum. Şunları da ortalıyorum. Tamam. İstiyorsanız buraya da bir yazı da ekleyebilirsiniz. Mesela şuradan mesela iş yerinin adı X ya da ABC diyelim. ABC Tekstil Zil Program. Bunu da biçimini şöyle bir değiştirelim. Ondan sonra rengini de değiştirebilirsiniz. Artık burayı nasıl süslüyorsanız arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi sıra geldi. Kodlamamızı nasıl yapacağız? Ona gelelim. Dosyamızı son haliyle kaydettim. Tamam. Şimdi geliyorum buradan geliştiriciden. Hatta önce şu butona çift tıklayalım. Bakın BTN başla. Aynı şekilde şuna da çift tıklayalım. BTN dur. Butonlarımızın şeylerini açtık arkadaşlar. Hemen önce bir user form ekliyorum. User formun üzerine bir media player ekleyeceğim. Önce şunu sileyim. Media player'i nasıl getiriyorsunuz? Şurada toolbox'un üzerinde sağ tuş add control diyorsunuz. Media player en sonlardadır. Şurada Windows Media Player'i seçip OK'ye basıyorum arkadaşlar. Media player'im geldi. Media player'i şu form üzerine çiziyorum. Ondan sonra şöyle küçültüyorum. Özelliklerini açıyorum. Formun ismini FRM zil diyorum. FRM zil. Ondan sonra caption'ına da bir şey yazmıyorum. Şimdi buraya ne yazalım? Buraya şöyle bir şey yazalım. Kod kısmına girdim. Bunun formun click olayına değil arkadaşlar. Activate olayına giriyorum. Activate olayına. Buraya dim x as dim x as integer diyeceğim. Ya da dim x as long diyorum. X ve y yazayım hatta. X virgül y. Tamam. For x eşittir. Bir şimdi benim zil 9 saniyedir arkadaşlar. 9 saniyeye yaklaşık bir 25 bin 26 binlik bir döngüde tamam sayabiliyor. Bilgisayar ortalama bilgisayar hızına göre tabii. Birden 27 bine kadar diyelim. Şurada next. Şuraya arkadaşlar sadece mi nokta mi demek benim bu form demek. Mi nokta caption eşittir x diyorum. Ondan sonra do events yazıyorum. Burası tamam. Yani burada boş bir döngü yaklaşık 9 saniyeyi bekletmek için. Yaklaşık 9-10 saniye formu ekranda açık tutar. Tutmak için diyelim. Tutmak için. Bu döngüyü yaptım. Bunu başka bir şekilde de ekranda durdurabilirsiniz. Hemen böyle de yaptım. Yine bir for y eşittir 2 to mesela 20'ye kadar. Örneğin şurada next diyelim. Yani formdaki şu planlama arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tam 20 yapmış tam kafada. Yani
Tesadüfen tam 20 olmuş. Yani 20 tane saat planınız varsa 20'ye kadar dön diyorum. Eğer şu sayfanın ismini de arkadaşlar zil yapalım. Tamam. Eğer sheets dedik sayfan zil sayfasındaki range denen desturunda ya arkadaşlar durum. Denen y'si nokta value eşittir boş ise exit for çıktı. Buraya da aynen şunu yazacağız. Eşittir x diyeceğiz arkadaşlar. Oraya çaldığı zaman x işareti olsun. X işareti koyalım. Ondan sonra unload me diyeceğiz. Unload me. Yani bu formu kapat. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bir modül ekliyorum. Şurada modül diyorum. Burada modül 1 geldi. Şu yukarıya arkadaşlar global bir değişken tanımlayacağım. Bunda şarjı nasıl kalmış arkadaşlar? Global bir değişken tanımlıyorum şimdi buraya. Neyse şunu çıkarayım şarjı. Evet. Şimdi buraya global saat as bolun diyorum. Global tanımlamamın sebebi modülün her tarafında bu saat değişkenini kullanabileceğim arkadaşlar. Ve bir sub isim olarak mesela start diyebilirim. Start. Start dedik. Böyle bir prosedür kullanacağız. Bir de sub başla diye bir prosedür. Bir de sub dur diye bir prosedürümüz. Üç tane prosedür kullanacağız burada. Şimdi burada diyorum ki sheets arkadaşlar sheets zil sayfasındaki nokta range A'nın biri nokta value eşittir no diyorum. Yani şunu dedim. Şu zil sayfasındaki A'nın birine şu anki zamanı yaz. Ondan sonra diyeceğim ki eğer saat eşittir şu yukarıda tanımladığım global saat eşittir true ise then buraya bir end if açtığı zaman hemen end if'i yazın ki arkadaşlar karışmasın. Burada diyeceğiz ki application nokta on time şimdiki şey zaman art now artı t yazıp kontrol boşluğa bastığı zaman şurada time value'yu görürsünüz arkadaşlar. Tırnak içinde 00 saat 00 dakika 01 saniye. Saniyede bir startı çalıştır. Startı tekrarla arkadaşlar. Bir de, artık buradan sonra şart kullanacağız. Eğer diyeceğiz. Hatta if'i yazmayayım şimdilik. Şurayı kopyalayalım. Eğer şurada başına da if yazıyorum. Eğer zil sayfasındaki c'nin ikisi nokta value eşittir now ise eşittir now ise arkadaşlar then yine end if'ini yazdık. Şöyle yapacağız şimdi. Yani c'nin ikisine şurada bir hani buraya biz saatimiz, zamanımız başlayacak. Örneğin biz diyeceğiz ki saat 10'u 00:00'da çal diyeceğiz. Yani şu şimdiki zamandır. A1 hücresi şimdiki zaman. Pardon. Şuraya yakınlaştırayım size biraz.
Şimdi diyeceğiz ki eğer şu buradaki şimdiki zamansa veya buraya diyeceğiz 11.00 işte C2 12'yi de çalsın mesela bu şekilde. Buraya planlamamızı yapacağız. Ve ben buradaki şeyde diyorum ki eğer zil sayfasındaki C'nin ikisi şimdiki zaman ise. O zaman şöyle yap diyeceğiz. FRM tabii bir de şuradaki Media Player'e de bir isim verelim arkadaşlar. Kısa bir isim olsun. Media Player 1 olsun. Bir de şurada URL yazıyor gördüğünüz gibi. Buradaki dosyanın ismini buraya çağıracağız. URL yazan yere çağıracağız şimdi. FRM zil sayfasındaki nokta Media Player 1'in nokta URL'si arkadaşlar eşittir. Tırnak içinde bende neredeydi? F2 nokta üst üste ters bölü ters slash zil nokta mp3 dosyamı yolunu belirledim oraya. Yolunu belirledikten sonra frm zil nokta show bir de buraya false yazarsanız yani sayfada da hani o sayfa açıkken zil formu açıkken de sayfada çalışılabilir konuma getiriyor buradaki false arkadaşlar. Bir şartımız. Bunu kopyalıyorum ve aşağıya aynı şekilde yapıştırıyorum. İkinci şart. Artık 20 tane zaman planladıysanız buraya 20 tane bu şekilde yazacaksınız. Ben 2 tane yazalım. 2 tane olsun, bitsin arkadaşlar. Neyse bu şekilde. Ondan sonra buraya da C3 diyorum. No ise bunu çal. Bu kadar. Şu başlayla bitir prosedürlerinin içine de arkadaşlar şunu yazacaksınız. Saat şu yukarıda global olarak tanımladığımız saati true yapacağız burada. Bir de şu start ismini prosedürümüzü burada çağıracağız. Start. Tamam. Şuraya da saati false yapacağız sadece. Saat eşittir false diyeceğiz. Komutlarımızı yazdık. Şimdi şuranın içine yazdıklarımıza burada modül 1 nokta başla. Şuna da modül 1 nokta dur diyeceğiz. Bu kadar. Kodlarımız inşallah tamamdır. Şöyle kaldırdım. Bunu bir tamam. Şimdi başlaya bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi saatimiz çalıştı. Bir dur diyelim. Şimdi şuraya bakarsanız arkadaşlar şurada hem tarih nov dediğimiz gibi buraya hem tarihi hem de bugün saatini almış. Ben bunu kopyalamak istiyorum. Hani şurada da tarih ve saat olsun diye aynı eşitleyeceğiz ya birbirine. İkisi birbirine eşit mi? Ben bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şurada yapıştırıyorum. Sonra şurayı şu alanı saat formatına çevireceğim. Şöyle saat diyorum. Şu anda saat 3'ü 30 geç 30 dakika 48 saniye geçiyor. Bunu 32 yapalım. 32.00'da çalsın. Şu da 33.00'da çalsın. Tabii dediğim gibi arkadaşlar burası yani ne yapacaksınız? İşte iş yerinizde saat örneğin 8'de iş başı yapılıyorsa buraya 08 00 diyeceksiniz. Saat örneğin 50 dakika çalışmadan sonra 10 dakika eğer ara verilecekse buraya yine 08 50 yazacaksınız. Sonra 9'da başlayacaksa 9 9'u 50 vesaire öğlen arası planlamasını yapacaksınız. Ondan sonra sabahleyin işe geldiğiniz zaman sadece burada başlaya basacaksınız arkadaşlar. Ve saat çalışmış olacak. Tabii bir amfi var. Mesela bütün örneğin bir tekstil atölyesi düşünelim. Tekstil atölyesinin içerisinde hoparlörler vardır. Bir amfi var işte yönetimde, müdürlükte vesaire. Onun fişini, o amfinin fişini laptopa bağlıyorsunuz veya bilgisayara bağlayacaksınız. Programı çalıştırıp normal çalışmanız, bunu simge durumuna getirirsiniz. Normal çalışmanızı yapacaksınız. Bu sadece açık olacak. Dolayısıyla saat dolduğu zaman çalmasını bekliyoruz. İnşallah çalar. Yani gidip bir hazır 400-500 hatta 1000-2000 TL'lik zil
cihazları var arkadaşlar. Hazır. İçi programlanıyor. Ona göre ziller çalınıyor. Böyle yapabilirsiniz veya Excel'de bu şekilde bir örnek yapabilirsiniz. Umarım çalar. Şuna bir evet diyelim. Evet, gördüğünüz gibi zil çaldı arkadaşlar ve gördüğünüz duruma X işareti attı. İlk başta o medya player'in bir ayarında bir şey vardı herhalde, bir uyarı geldi ilk başta. Bu sefer bakalım 34'te de çalarsa sorunumuz yok demektir. Bu sefer değişik bir uygulama yapalım istedik. Dediğim gibi arkadaşlar, programlama hayal gücünüz de sınırlı. Siz mesela, bu aniden aklıma geldi böyle bir şey. Geçen biz bir tanıdığım bir firması için böyle bir program satın aldı. Excel'le araları iyi olmadığı için onlara böyle bir şey yapmadım gerçi. Yapılabilirdi. Neyse. Bakalım çalacak mı? Eyvah, çalmadı arkadaşlar. Ha, 34 olmuş, pardon. 33'te çaldı. Neyse, bu şekilde arkadaşlar. Tabii burada planlamada 34 olmadığı için çalmadı. İsterseniz baştan bir şey yapsak. Şunu bir 35 yapalım. 35. Şunu da 36 yapalım. Bakalım tekrar. Şurayı da silelim. Baştan çalıştırdığımızı düşünelim. Bir dakika da uzun bir süreymiş ya. Acaba siz zil sesini duyabiliyor musunuz? Bilgisayardan çaldığı için kayda giriyor mu bilmiyorum. Zili çaldı ve duruma da X işareti koydu arkadaşlar. Bakalım 36'da da çalar mı? İlk defa yaptığım bir örnek. Yani aslında yaptığımız bir şey basit bir şey arkadaşlar. Sadece biz saati çalıştırdık. Her iki hücreyi birbirine eşitleyince de formu çalıştırdık yani, o kadar. Zor bir şey değil. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Planladığı gibi çaldı arkadaşlar. Burada şu ikisinde çaldı ve durum olarak işaretledi. Böyle aşağı doğru planlamanızı yapıp bunu her sabah iş yerinde çalıştırarak zil programı niyetine kullanabilirsiniz. Bu örneğimiz de bu kadar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda siz bunu daha da geliştirebilirsiniz. Daha farklı bir şekilde. Yani önemli olan bu arkadaşlar. Benim size istediğim bu. Ben basit basit şey örnekler yapıyorum. Önemli olan sizin bunun üzerine bir şeyler koyarak daha gelişmiş bir hale getirmenizdir. Bu hepimiz evdeyiz. Canımıza sıkılıyor. En azından kitap okuyarak kendimizi bu konuda, bilgisayar konusunda geliştirerek zamanımızı değerlendirebiliriz. Lütfen herkes evde kalsın. Gerçekten ciddi bir durum. Allah hepimize yardım etsin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar, bu saatin, gecenin bu saatine kadar niye uyanık, bunu da söyleyeyim. Ben geceleri erken uyuyorum. Saat 9'da falan, 9-10 gibi. 12-1'de uyanıyorum. Böyle bu şekilde dersler yapıyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.